Gerçeğin sesi. hakikathaber.net. Hoş geldiniz. Kadir Murat Öztürk. Mirasımız Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Mirasımız Tehlikede programının yapımcısı ve sunucusuyum. Hocam neler yapıyorsunuz? Bize bahsedebilir misiniz? Mirasımız Derneği olarak. Mirasımız Derneği 2008 yılında kurulmuş. Sadece çalışma alanı Kudüs ve Mescid-i Aksa olan bir sivil toplum kuruluşu. Bu anlamda sadece lokal olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'da çalışan ilk ve tek dernek ve bütün projelerimizin ana hedefi Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yalnız bırakılmaması, Müslümanlar açısından sahip çıkılmasına yardımcı olmak. Orada 2 milyarlık İslam dünyası adına ribat görevi gören Müslüman kardeşlerimiz var. Kudüs'lü Müslüman kardeşlerimiz var. O kardeşlerimizin yaşam standartları oldukça düşük, maddi anlamdaki gelirleri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. %85 oranındaki Kudüs'lü Müslüman kardeşlerimiz. Siyonist işgalci İsrail Devleti Kudüs'te yaşam standartını bilerek yüksek tutuyor ve bu da Müslümanların o şehirde yaşamasını imkansız hale getiriyor gibi. Biz de oradaki kardeşlerimize yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde, yapmış olduğumuz destekler sayesinde oradaki kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'yı savunmasına yardımcı oluyoruz. Genel olarak projelerimizin ana hedefleri bunlar. MÜSİAD fuarına katıldınız. Fuar nasıl geçiyor? Neler söylemek istersiniz fuarla ilgili? MÜSİAD fuarı elhamdülillah çok bereketli. Biz bütün MÜSİAD'ın düzenlemiş olduğu organizasyonlara, uluslararası organizasyonlara katılmaya gayret ediyoruz. İslam dünyasından önemli iş adamları bu fuar sebebiyle hem Türkiye'ye geliyorlar, hem Türkiye'deki tabii ki bizleri tanıyorlar. Bizler de özellikle İslam dünyasının çeşitli noktalarından gelen kardeşlerimiz de burada bir araya geliyoruz. Dünyanın birçok noktasında 2 milyara yakın İslam coğrafyası var, Müslümanlar var. Bu Müslümanların birlik ve beraberliği açısından da bu tür organizasyonlar oldukça önemli. Elhamdülillah bu yılda 2016 yılında da MÜSİAD Expo gerçekten özellikle son yıllarda İslam dünyasında ayrılıkların tohumların ekildiği, bu anlamda projelerin uygulamaya konulduğu bir noktada MÜSİAD'ın yapmış olduğu bu organizasyon oldukça anlamlı oldu. Çok teşekkür ediyoruz buradan bu organizasyonu düzenleyenlere. Son olarak gerçekten Müslümanların özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili hassasiyetlerini daha da fazla artırmaları gerekiyor. Çünkü orada bizim dışımızda Kudüs ve Mescid-i Aksa, bizim dışımızdaki Hristiyanlar ve Yahudilerin oldukça yoğun ilgi göstermiş olduğu bir bölge. Ancak orası tamamıyla bizim. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz şu anda işgal altında. Bizim gündemimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar Müslümanlar olarak, sorumluluk sahibi olması gereken Müslümanlar olarak bize emanet edilen, hem İslam tarihi açısından bize miras bırakılan, hem de Müslüman Türk tarihi açısından Osmanlı eserleriyle dolu bir şehir Kudüs, insanlık medeniyetinin, insanlık tarihinin en eski şehirlerinden bir tanesi. Orayı mutlaka sahiplenmemiz gerekiyor. Orayı gündemde tutmamız gerekiyor. Bizim buradan acizane tavsiyemiz, olabildiğince Kudüs ve Mescid-i Aksa'da neler oluyor, oradaki kardeşlerimiz ne durumda, İsrail, Siyonist işgalci İsrail hangi yöntemleri kullanıyor ve buna karşı bizim üzerimize düşen sorumluluklar neler, elimizden geleni mutlaka yapmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Gerçeğin sesi. Hakikat haber.